Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir Kahvehane, kıraathane ve internet kafe işletmeciler odası başkan adayı Sedat Karabulut, araştırmacı yazar Metin Kabakcan'ın hazırlamış olduğu ekonomi politika programına katıldı. Kahveciler, kıraathaneciler ve internet işletmecileri. Programda kahvehanecilerin ve kıraathanecilerin sorunlarını dile getiren Sedat Karabulut, esnaflara yapılan ödemeler bir kısmı kefilliği aldı, bir kısmı alamadı. Sonra bu alınan kredilerin de ödeme günü geldi. Şu an ise kahvehanecilerin iş yerleri kapalı. Bu kredileri esnaflar nasıl ödeyecek dedi. Evet, sokağa çıkma yasağı esnaflara başladı. Başladı. Dükkanlarımız kapandı falan. 3 ay sonra iş yerlerimiz açıldı. Fakat evet. Kahvehane esnafında bu oyunlar yasak olduğundan dolayı açıldı ve 3 gün sonra tekrar kapandı. Ve 9 aydır hala kapalı bizim iş yerlerimiz. Bu anlamda devletten tabii destek de bekledik. Evet. Bir kredi kampanyası düzenlediler sağ olsunlar. Şimdi bunlardan esnafın zaten birçoğunun sicili bozuk. Evet. Birçok esnaf faydalandı. Tabii bu arada ücretli çalışan devlet memurları ve işçileri falan herkes faydalandı bundan. İşte bunlar 3 ay, 6 ay ödemesiz falan oldu. Şimdi herkes faydalandı ama esnafın bir kısmı kefil eşliğinde alabildi. Bir kısmı alamadı. Sonra bu alınan kredilerin de günleri geldi. Evet. Şu anda mesela günleri geldi, iş yerleri kahvehanecilerin özellikle hala iş yerleri kapalı olmasına rağmen. Evet. Şimdi bunların ödemeleri geldi, bunlar nasıl olacak? Nasıl aday olduğunu anlatan Karabulut, salgın sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızdan dolayı esnaflarla bir araya gelmeye başladık. Çünkü derdimiz bir, sıkıntılarımız bir ve arkadaşlarımız arasında aday olmam gerektiğini falan söylediler. Ben de oda başkanımızın yanına çıktım. Aday olacağımı söyledim, o da hayırlı olsun dedi. Böylece bir yola çıktık dedi. Salgın sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızdan dolayı bir araya gelmeye başladık biz. Evet. Meslektaşlarımızla artık çünkü derdimiz bir, sıkıntımız bir ve arkadaşlarımız arasında... Aday olmam gerektiğini falan söylediler. Ben de Sayın Oda Başkanımızın yanına gittim. İzin olursa aday olacağımı söyledim. Evet. Yani büyüğümüzdür, abimizdir. Evet. O da hayırlı olsun dedi. Bir yola çıktık bakalım. Arkadaşlarla istişare ediyoruz. Adayız inşallah. Karabulut başkanlığı kazanınca yapacağı çalışmalardan da bahsetti. Sayın Karabulut, kazanırsanız ne tür hizmetler yapacaksınız efendim? Şimdi bildiğiniz gibi dünya gelişiyor, şehrimiz gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Ama biz kahvehaneciler, kafeciler olarak biraz geri kalıyoruz sanki. Evet. Bu anlamda birkaç proje hazırladık. Evet. Şu an aklımıza gelen bunlar. Yani uzun vadede daha iyi fikirler çıkacak.